Muhterem seyircilerimiz merhabalar. Eshab-ı Kiram'ın fazileti konumuz tüm güzelliğiyle Profesör Doktor Ramazan Ayvallı hocamızla devam ediyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Hazreti Ebubekir Efendimizi anlattınız. Allah Teala bu hüsnü zannınıza bizi layık eylesin. Amin. Estağfurullah. Bizi de mahcup etmesin efendim. Estağfurullah efendim. Ömerül Faruk Efendimizi anlattınız. Şimdi sırada Hazreti Osman Efendimiz var. Peygamberlerden, Hazreti Ebubekir Efendimiz'den, Hazreti Ömer Efendimiz'den sonra Eshab-ı Kiram'ın ve insanların en üstünü olan Hazreti Osman radıyallahu anh'ı bir nebze tanıtabilir misiniz efendim? Efendim 577 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Eshab-ı Kiram'ın en büyüklerinden, sizin de ifade ettiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'den ve iki büyük halifeden Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer sonra bu ümmetin en büyüklerinden Peygamber Efendimiz'in damadı hem de iki defa damadı olmakla şereflenmiş Rukeyye ve Ümmü Gülsüm validelerimizin beyi, efendisi. Hatta ikinci hanım efendisi de vefat edince Bedir Harbi kazanıldı. O sevinçle Peygamberimiz harpten dönüyor. Medine-i Münevvere'ye geldi. Mübarek kerimesinin naaşıyla karşılaştı. Kimin cenazesi dedi? Kerimeniz dediler. Ve ya Osman, iki kızım vardı, ikisini de verdim. Artık kalmadı. Bir üçüncüsü olsaydı onu da sana verirdim buyurdu. Ne büyük şeref. Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali Efendimiz'e verdi. Evet. Şimdi ilk Müslüman olanların beşincisi. Dünyadayken cennette müjdelenen 10 kişiden biri. Bunlar çok yüksek şerefler. Evet. Ayet-i Kerime'de ilk Müslüman olanlar metonluyor efendim. Evet. Babası Affan, Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye kolundandır. Annesi ise Erva binti Küreyz'dir. Hem ana hem de baba yönünden soyu Abdümenaf'ta Peygamber Efendimizin temiz nesebiyle birleşir. Aynı Hazreti şey Ali Efendimiz Peygamberimizin amcazadesi. Evet, Hazreti Ömer Efendimizin ileride 9. Efendim dedede Peygamberimize birleştiğini söyledik değil mi efendim? Evet, efendim. Hazreti Osman Efendimiz de hem baba hem de ana tarafından Abdümenaf'ta Peygamberimizin soyuyla birleşiyor. Müslüman olmadan önce ticarette uğraşırdı. Zengin bir tacir olup mükemmel ve zarif bir cemiyet insanıydı. Kabilesi arasında geniş bir çevresi ve büyük bir itibarı vardı. İslamiyet gelmeden önce Hazreti Bekir ile yakın arkadaş ve dost idi. O da Hazreti Bekir gibi cahiliye devrinin her türlü kötülüklerinden uzak durmuştur. Ebu Bekir Müslüman olduktan sonra o da onun teşvikiyle Müslüman olmuştur efendim. Aşire-i Mübeşire'den 6 kişinin Müslüman olmasına sebep olmuştur Hazreti Bekir. Birisi de Hazreti Osman. Osman Efendimiz. Peki efendim Hazreti Osman Efendimiz Müslüman oldu. Müslüman olur olmaz ne yaptı? Ebu Bekir Efendimiz'den bahsederken Müslüman olur olmaz ya Resulallah, benim 6 arkadaşım daha var, onları da size getirebilir miyim demişti. Hazreti Ömer Efendimiz'den bahsederken ya Resulallah kaç kişi olduk, seninle 40 buyurunca efendim aleni olarak gidelim Kabe-i Muazzama'nın yanında namaz kılalım demişti. Bu Hazreti Osman Müslüman olunca müşrikler tarafından yapılan işkencelere uzun zaman tahammül edip Habeşistan'a hicret etmeye izin istedi. İzin verilince hanımı Rukeyye radıyallahu anha ile Habeşistan'a hicret etti. Böylece Habeşistan'a ilk hicret eden Müslümanlardan oldu. Bir müddet sonra Mekke-i Mükerreme'ye dönüp ikinci olarak tekrar Habeşistan'a hicret etti. İki defa Habeşistan'a hicret etti. Bu ikinci hicretten sonra da Mekke'ye dönüp son olarak Medine'ye hicret etti. Böylece dini uğruna 3 kere hicret eden zattır. Yani maşallah. İbrahim Beyciğim, günümüzün şartlarında bile bir şehirden bir şehire, hele bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek kolay bir hadise değil efendim. Kesinlikle. Bütün evinizi, parkınızı, her şeyinizi
orada bırakacaksınız işinizi gücünüzü. Gidip oralarda mal mülk edineceksiniz. Yeni bir çevre edineceksiniz. Bu ne zor bir iş. Çok zor. Ama çok kolay bir hadise değil. Dinini korumak için, imanını korumak için işte iki defa Habeşistan'a, bir defa da Medine-i Münevvere'ye hicret etmiştir efendim. Evet efendim. Peki efendim Hazreti Osman Efendimiz de 3. büyük halife, nasıl halife seçildi efendim? Efendim Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in tayin ettiği bir heyet tarafından 644'te halife seçildi. 6 kişilik bir heyetti. Sizler halifeyi seçin dedi. Evet. Onlardan Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'den sonra bu ümmetin en üstün Hazreti Osman olduğu için ittifakla onu seçtiler. 11 sene 6 ay 14 gün halifelik yaptı. Peygamber Efendimiz'e iki defa damat olmakla şereflendiği için iki nur sahibi manasına Zinnureyn lakabıyla meşhur olmuştur. O derece haya sahibiydi ki melekler dahi ondan haya ederdi. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz Hazretleri böyle uzanmışlardı. Evet. Hazreti Bekir geldi, doğrulmadılar. Hazreti Ömer geldi, doğrulmadılar. Hazreti Osman gelince doğruldu, oturdular. Ya Resulallah, iki kayınpederinize dahi kalkmadınız ama damadınıza kalktınız deyince melekler bile ondan haya eder. Melaike-i kiramın dahi haya ettiği zattan ben haya etmeyeyim mi buyurmuştur. Peygamberimizden nezaketini göstermiştir efendim orada. Maşallah. Hazreti Ömer'in yaralandığında işlerinden birini kendisinden sonra halife seçmeler için tayin ettiği 6 kişiden biriydi. Bu heyet tarafından hicretin 24. yılında miladi 644 senesine tekabül ediyor. Muharrem ayının 1. günü halife seçildi ve bütün Müslümanlar da ona biat ettiler efendim. Evet. Efendim Hazreti Osman Efendimiz hilafetinde ne gibi hizmetler yapmıştır? Efendim Hazreti Bekir, Hazreti Ömer efendilerimizin çok büyük hizmetler olduğu gibi Hazreti Osman Efendimizin de çok büyük hizmetleri olmuştur. 12 sene hilafet makamında kalan Osman radıyallahu anh cesurdu. Hiçbir felaket karşısında sarsılmamıştır. Bunun için halifeliği de başarılı geçmiştir. Bilhassa halifeliğin ilk yılları İslam tarihinde altın bir devri teşkil eden Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma devirlerinin bir devamıydı. Devrinde birçok fetih yapılmıştır. Horasan, Hindistan, Maviraünnehir, Kafkasya, Kıbrıs Adası ve Kuzey Afrika'nın birçok yeri onun devrinde İslam topraklarına katılmıştır. İbrahim Bey, o günün şartlarında Medine-i Münevvere'den Hindistan'a gitmeyi düşünün efendim. Tayyareyle gitmiyorlar, hızlı trenle gitmiyorlar. Hakikaten. Otobüsle, efendim minibüsle, taksiyle gitmiyorlar efendim. At sırtında, deve sırtında, icabı halde yaya gidiyorlar efendim. Akıl sınırlarını zorluyor efendim. Ya, Medine'ye hicretten sonra Eshab-ı Kiram'ın en zengini Hazreti Osman idi. Hicretin ilk günlerinde su sıkıntısı çekilmişti. Hazreti Osman bir Yahudinin suyunu parayla sattığı Rume kuyusunu o zamanki parayla 40 bin dinara satın alıp Müslümanların su ihtiyacını karşılamak için vakfetti. Peygamberimiz Rume kuyusunu kim satın alır dedi. Hazreti Osman Efendimiz ben alayım dedi. Yahudi ihtiyacı olduğunu anlayınca çok büyük paralar istedi. Pazarlık yapa 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 Yahudi ben yarısını satarım dedi. Peki bir gün sen suyu kullan, bir gün de ben kullanayım dedi. Aklı sıra uyanıklık yapıyor. Evet, yarısına 40 bin dinar verdi. 40 bin altın mı? Altın, İbrahim Bey. Para. Ve kendi günümdeki suyu sebil olarak Müslümanlara bağışladım deyince herkes o gün su aldı. Kapkacağını dolduruyordu. Yahudi ters köşe oldu. Baktı ki hava alıyor. Ya Osman ne olur gel
Kalan yarısını da ben sana satayım de bu defa o yalvarmaya başladı. Onu da ucuza aldı Osman Efendimiz. Yok dedi, bana yarısı lazım değil. Bu yarısı beni idare ediyor dediyse de Yahudi yalvardı. Öyle yapınca yine Osman Efendimiz merhamet, insanlık gösterdi, mertlik gösterdi, merhamet gösterdi. Kalan yarısını da satın aldı, Müslümanlara tamamen vakfetti. Bedir Savaşı hariç bütün savaşlarda bulundu. Bedir Savaşı yapıldığı sırada Peygamberimizin kızı olan hanımı Hazreti Rukeyye'nin ağır hasta olması sebebiyle Bedir Savaşı'na katılmasına izin verilmedi. Peygamberimiz, ya Osman sen bu harbe iştirak etmiş sayılırsın, sen hanımınla meşgul ol buyurdu. Ağır hasta yatıyor İbrahim Beyciğim, evet, yani evet, o hasta bakacak kimsesi de yok. Bırakılır gidilir mi? Ama efendim, çok zor bir hadise efendim. Çok. Bir tarafta hanım var, öbür tarafta Hayati ehemmiyete haiz bir harp var. Harp var. Ölüm kalım mücadelesi evet, var. Ama emir de büyük yerden. Tabii. Efendim. Zafer haberi geldiği gün işte Hazreti Rukeyye vefat etti. Hudeybiye Antlaşması'nda Mekke'ye elçi olarak gönderildi. Tebük seferinde 10 bin kişilik İslam ordusunun bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donattı. Hani 10 bin kılıç, 10 bin kalkan, 10 bin zırh, 10 bin at veya deve. Hatta su mataraları temin etmiş. Bir de mataralar delinirse diye çuvaldız ve iplikler de koymuş. Tedbir. Çuvaldız bilir misiniz? Evet, evet efendim. Ya hocam biz İstanbul'da yaşıyoruz diye sen bizi mahallemi çocuğu sanma. Biz Erzincan'ın halis olis elhamdülillah Anadolu çocuğuyuz diyorsun değil mi efendim? Bizim nesilden sonrakiler bilmeyebilir. Bilmezler. Yeni nesil bunu bilmez. Bilmez. Büyük bir iğnedir. O evet, çuvallar muallar filan dikilir değil mi efendim? Evet efendim. Ayrıca bin altında para yardımında bulundu. Deminkiler ilaveten. Bütün malını İslamiyet'in yayılması, insanların kurtulması, saadete kavuşmaları için Allah yolunda harcadı. Hazreti Osman peygamberimizin vahiy katiplerindendi. Ayet-i kerimeler inince her gün bir katip bulunur, peygamberimiz onlara yazdırırdı. Güzel yazar, güzel konuşur ve çok kuvvetli bir hatipti. Daima Kur'an-ı Kerim okur, ondan çeşitli meseleler çıkarırdı. Kur'an-ı Kerim'e hıfzı ezberi çok kuvvetliydi. Namazda bir rekatta bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyan dört kişiden biri de odur. Şimdi iki rekat namazda ifadesi de var. İkisi sahabe-i kiramdan, ikisi tabi-i kiramdan. Sahabe-i kiramdan olanlar Hazreti Osman'la Hazreti Temim-i Dari, tabiinden olanlar da İmam-ı Azam Hazretleri de Said bin Cübeyr Hazretleri. Efendim iki rekat namazda veya bir rekat namazda bütün Musaf-ı Şerif'i ezbere okuyor İbrahim Beyciğim. Fatih-i Şerife gibi okuyor efendim. Efendim bu anlattıklarınızın hiçbirisini bizim yani aklımızın alacağı bir şey değil. Şimdiki insanlar bunu hikaye zanneder evet, ama evet, o günkü insanların hafızalarının ne kadar kuvvetli evet, olduğunun da delilidir bu efendim. Kesinlikle. Mübarek çok olduğu için elinde iki mushaf eskimiştir. İslamiyet yayılmaya başlayınca her taraftan Müslümanlar çoğalıp Medine'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz'in mescidi dar gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine Resulullah bizim mescidimizi bir zira olsun genişleten cennete gider buyurdu. Peygamberimiz bir müjde verince hemen Hazreti Osman Efendimiz atılıyordu. Su kuyusunu kim satın alacak dedi. Hazreti. O satın aldı. Mescidi kim genişletecek buyurdu. Hazreti Osman, ya Resulallah malım mülküm sana feda olsun. Mescidi genişletme işini üzerime alıyorum dedi. Zaten aşere-i mübeşşireden de efendim. Mescidi 40 zira 20 metre genişletti ve bütün masraflarını karşıladı. Bunun üzerine Tevbe suresinin Allah'ın mescitlerini ancak Allah ve ahiret gününe inanan, namazı kılan ve zekatı veren ve yalnız Allah'tan korkan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere bulunanlardan oldukları umulanlar bunlardır mealindeki 18. ayeti nazil oldu. Estağfirullah. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmine billâhi vel yevmil âkhiri ve akâme salâte ve âte zekâte ve lem yakşe illallah. Ayet-i kerimesi
gelmiş oldu. Evet. Efendim, son bir sualle arzu ederiz programımızı nihayete erdirelim. Hayır efendim. Son sualimiz de aslında İbrahim Beyciğim, yani bu büyükleri anlatmak bir cesaret işi. Evet, bir de deryadan damla misali anlatabiliyoruz. Evet. Temel kaynaklarımızda geçen ifadeleri naklediyoruz. Onun için böyle onları anlatmaya biz cesaret ediyoruz efendim. İyi ki sizin gibi ilim adamları var da bizler de öğreniyoruz efendim. Haddimizi bilenlerdeniz, çok şükür efendim. Estağfurullah. Efendim Hazreti Ömer efendim, estağfurullah, Hazreti Osman Efendimizin faziletiyle bu programımızı nihayete erdirelim inşallah. Hazreti Osman'ın Hazreti Rukiye'den Abdullah adında bir oğlu olup hicretin 4. yılında 6 yaşında vefat etti. Yani peygamberimiz de erkek çocuklarının vefatlarını gördü, evlat acısı çekti. Hazreti Osman da evlat acısı gördü. Bu sebeple Ebu Abdillah künyesiyle tanınmıştır bu oğlundan dolayı. Evet. Abdullah'ın babası demek. Peygamberimiz kızı Rukiye'nin vefatından sonra diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman ile evlendirdi. Böylece Peygamberimizin iki kerimesi ile evlenme nimetine kavuştuğu için iki nur sahibi manasına zinüreyn denildi. Hicretin 9. yılında Ümmü Gülsüm de vefat edince Peygamberimiz, ya Osman, bir kızım daha olsaydı onu da sana verirdim buyurdu. Hazreti Rukiye hicretin 2. senesinde vefat etti. Bedir Harbi 2. senede oldu ya. Evet. Hazreti Ümmü Gülsüm de 9. senede vefat etti. Hicretin 9. senesinde. Ekseriyetle Peygamberimizin yanından ayrılmadı. Veda haccında da Resul Efendimizle beraberdi. Peygamberimiz vefatından sonra Hazreti Bekir'e biat edip onun halifeliği sırasında meşveret meclisinde bulundu. Allah-u Teala bizleri onun ve bütün Hulefai Raşidin'in şefaatlerine nail eylesin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim. İnşallah yine bir başka programda seyircilerimizle birlikte olacağız. Hayırlı günler efendim.